Arkadaşlar devremiz tamam. Gayet güzel şık oldu. Search bacağına bağlı butona her bastığınız zaman lambanızın ışık seviyesi kısılacak. Gate bacağına bağlı butona her bastığınız zaman ise lambanızın ışık seviyesi artacak. Malzemelerimiz IRF3205 N kanal MOSFET, 1 mikrofarad kutupsuz kondansatör, 4.7 megaohm direnç, 2'şer tane buton, anahtar. Devrenin çalışabilmesi için search bacağına eksi 12 volt girecek. Drain bacağından eksi voltaj çıkacak. Lambaya gidecek. Artı 12 volt anahtar üzerinden geçecek. Buton ile her basıldığında gate bacağını tetikleyip search drain arasından geçen voltajı kademeli olarak alçacak. Aynı şekilde search bacağından giren eksi voltaj butona her basıldığında kademeli olarak direnç üzerinden geçip gate bacağını eksi tetiklediği zaman search drain arasındaki eksi voltaj kısılacak, lamba sönecek. Çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi bağlantılarını yapalım. Şimdi bağlantılarımızı yaptık. Bir test edelim. Hassasiyeti gayet güzel. Butonu her basıp çektiğinizde de yanabilir. İsterseniz şu şekilde basılı tutup hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Dediğim gibi hassasiyeti falan gayet çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi yapmak isteyenler için ben çalışma mantığını anlatayım, merak edenler için. Bu devrede bütün işleri yapan bu MOSFET arkadaşlar. İlk önce onu size anlatayım, daha iyi anlarsınız. N kanal bir MOSFET, IRF3205. Search bacağı, ortadaki drain, en soldaki de gate bacağı. Search bacağına eksi voltaj giriş yaptığı zaman drain bacağından çıkabilmesi için gate bacağına artı tetik uygulanması gerekiyor. Artı tetik uygulandığı zaman search drain arasından voltaj geçişi sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde gate bacağına eksi voltaj uyguladığınız zaman search drain arasından voltaj geçişi sağlayamazsınız. Bu mantıklı olduğu için ben direkt artı 12 voltumu gate bacağına bağlarsam search drain arasından sürekli voltaj geçer. Eksi voltajımı direkt gate bacağına değdirirsem search drain arasındaki voltaj geçişi kapanır. Bunun için araya bir tane 1 mikrofarad kondansatör ve 4.7 megaohm direnç bağlıyoruz. Artı voltajımız ve ledin artı kutbu geliyor. Butona her basıldığında gate bacağını kademeli olarak tetikliyor. Kademeli olarak tetikleyince search ile drain arasındaki kanal açılıyor arkadaşlar. Gate bacağını musluk gibi düşünün. Search drain arasında kanal olarak düşünün. Artı tetik uygulandığı zaman bacağına kanal açılıyor. Aynı şekilde kapatmak istediğim zaman eksi voltajım benim geliyor. Butonla kademeli olarak bastıkça buradan bana voltaj geçiş sağlıyor. Direnç üzerinden artı voltajda olduğu gibi gate bacağını ters polarize ediyor. Ters polarize ettikçe lambam kapanıyor. Artı polarizeyi uyguladıkça lambamın ışık şiddeti artıyor. Çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Ben bu devreyi kendim için yaptım. Kendiniz de yapıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hassasiyeti falan çok güzel. Siz görün diye bu şekilde gerekli pertinaksa uygulayacağım. Uyguladıktan sonra videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Hem çalışırken göstereyim hem tipi nasıl olacak diye merak edenler olabilir. O şekilde paylaşırım. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Çalışma mantığını anlattım. Basit bir sistem. MOSFET de gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Kapalı da durdu. Isınma falan vesaire olmuyor. Arkasına bir tane soğutucu bağlarsınız. Soğutucu bağlamazsanız ısınır, yanar. Anahtarı da kullanmadığım zaman kapalı konumda kalsın. Enerjisini kesmedim diye koydum. Siz de aynısını uygulayabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.
Hassasiyeti çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kademeli olarak iniyor. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.